Efendim şimdi attıkları başlıklarla Türkiye'deki seçimi etkilemeye çalışan uluslararası medya kuruluşları. Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla birlikte anında U dönüşü yaptı. O kuruluşların başını çeken ve Erdoğan gitmeli başlığıyla büyük tepki toplayan The Economist en hızlı dönenler arasındaydı. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı provoke eden İngiliz dergisi sonuçlar umduğu gibi çıkmayınca anında dönüş yaptı. Her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakarete varan değerlendirmeler yapan uluslararası medya kuruluşları vardı. Türk siyasetine yön verme çabasındaki İngiliz The Economist de onlardan biriydi. 27 milyon takipçili sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafına attığı Erdoğan gitmeli ve demokrasiyi koru başlıkları yüzünden Türkiye'de büyük tepki çektiler. Sonuçların açıklanmasından sonra The Economist'ten efsane bir geri vites geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %49'un üzerinde oy alması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44'lerde kalmasıyla birlikte Erdoğan gitmeli kapağını hemen değiştirdi. Yeni paylaşımına Erdoğan Kılıçdaroğlu'na gol attı başlığını atan dergi, Kılıçdaroğlu ve partisi milletvekili seçimlerinde kötü bir performans sergiledi yorumu da yapıldı.